Aşkım, haberi aldın mı? Teftişi geçmişim. Puanım da sizden yüksek. Teşekkür ederim. Ciddi misin? Bak gör, bu iş bizim olacak. Umarım aşkım. Biraz da iyi şeyler bizim başımıza gelsin. Ben seni arayacağım daha sonra. Girebilir miyim patron? Ne oldu, ne sırıtıyorsun? Teftişi geçmişiz. Sen niye somurtuyorsun? Geçmişiz de en düşük puanla geçmişiz. İş almamız çok zor. Bugünkü performansımıza bakar. Şirket sahibi çalışanlarla ve bizle birebir görüşmek istiyor. Yani duyduğuma göre kişisel ilişkilere çok önem veriyormuş. Tam bana göre. Sen gitsen ben gelmesem olmaz mı? Olmaz. Hem dress code zorunluluğu var. Yani tüm erkekler siyah takım giyecek. Senin niye sırıttığın anlaşıldı. Eğer mendile ihtiyacın olursa benim gardırobumdan ödünç alabilirsin. Tamam mı? Aklımda olsun. O zaman görüşürüz. Ne yapıyorsun? Ben sizden ve Can Bey'den izin isteyecektim. Bir işim var da. Olur tabii. Bir gelsen şöyle. Dün çok iyi iş başardın. Yani fare fikri inanılmazdı. Ben birazcık korkutucu ama neyse. Partiye geliyorsun değil mi? Ben gelmesem ne işim var orada? Ya olmaz. Bütün herkes geliyor. Dikkat çeker. Tamam. İyi, şu yüzüğü de takayım Can Bey'in yanına giderken. Hep unutuyorum takmayı. Sen emciğim öyle cebine koymasan olur mu? Ha? Sonra konuşalım bu yüzük işini. Akşam görüşürüz. Sen duydun mu hiç benim bir arkadaşımı? Çok pardon. Ya ben ablamı bulamıyorum da onu görünce söyler misin, eve geçince evde beklesin beni. Partiye beraber gidelim. Tamam. Sen nereye... Senem! Ne oldu? İnanamıyorum. Ne oldu? Bu ne kızım, nişanlandın mı? Ben... Evet. Evet, evet. Nişanlandım. Çok yeni ama. Ama hiç kimse bilmiyor. Neyi kimse bilmiyor? Ceycek. Senem aşırı zengin bir adamla nişanlanmış. Yüzüme baksana. Bu ne? Kıymetli mis bu. Ne zaman nişanlandın? Dün. Aşk olsun Senem. Bana neden söylemedin? Kimle nişanlandın? Tanımazsınız. Gizliyoruz şu anda. Gizliyorsunuz ama yüzük 100 metreden ben nişanlıyım diyor. Albatros ne oldu? Albatros benim hayal aşkım. Bu gerçek aşk. Gerçek aşkın ama gizli. Ya Senem gerçekten çok tuhaf bir kızsın ya. Ne olursunuz hiç kimseye söylemeyin. Ya bu bizim aramızda kalsın olur mu? Ay ne olacak? Söyle herkese. Arkadaşlar Senem evlenmek üzere. Bravo. Nişanlı. Selam Hanım, bir gelebilir misiniz benimle? Sizinle bir işim var. Gelmesem mi? İki dakika ihtiyacım var, gel. Bu ne? Yüzük. Görüyoruz herhalde yüzük olduğunu. Nişan yüzüğü. Nereden çıktı bu? Sahte bu. Kariyer için. Yani evli kadınların iş yerinde hızlı yükselişe geçtiğini okumuştum. Yani bir dergide gördüm. Ay bizim zorla işe soktuğumuz Senem yani kariyer sevdasına mı düştü? Ben de bunu yedim yani. Ne saçmalıyorsun sen? Tamam. Saçmalıyorum tamam. Senem saçmalama işte ablacığım. Saçmalama. En sonunda kendin de rezil edeceksin. Beni de rezil edeceksin. Doğrular kraliçesi. Zaten sen kendini düşündüğün için böyle konuşuyorsun. Senem herhalde kendimi düşünüyorum. Seni de düşünüyorum ama ablacığım. Lütfen doğru düzgün davran. Yoksa gider vallahi ilk hatamı annemlere söylerim. Anneme bir şey söyleme. Öyle bir söylerim ki... Anneme bir şey söyleme. Bak, ben de senin sırrını saklarım. Benim de sırrımı saklayacaksın sen ya. Kızım ben şeffafım. Annem de babam da her şeyimi biliyor. Düzgün davran, gözüm üzerinde. Vallahi annemlere söylerim. Ben bu kızın hiç sırrını bilmiyorum ya. Aylin Hanım, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Hoş buldum Haşmet Bey. Buyurun. Bugün özel bir davet için sizden kolye kiralamak istiyorum. Böyle cayır cayır, göz yakan bir şey olsun. Hay hay. Dilerseniz nişan yüzünüze takın bir kolye vereyim size. Belki Emre Bey görüp beğenir de kalsın der. Nasıl? Ne yüzüğü? Nişan yüzüğü mü?
Aylin Hanım, ben galiba bir hata yaptım. Yok, Emre bana nişan yüzüğümü aldı. Rezil etki sürprizi. Hay Allah. Hiç önemli değil. Ben Emre'ye söylemem bana söylediğinizi. Yalnız bir şartım var. Yüzüğün fotoğrafı varsa görebilir miyim? Tabii, tabii. Emre Bey, özel ısmarladı ustamıza. Ne diyorsunuz? Size özel. İşte burada. Bu mu? Evet. Muhteşem. Bu da kolyeniz. Çok güzelmiş. Affınıza sığınıyorum tekrar Aylin Hanım. Bunun için sizden kira almayacağım. Bu gece için benim size hediyem olsun. Teşekkürler. Buyurun, rica ederim. İyi günler. Aşkım, bu ne güzel sürpriz. Asıl sürprizi bugün sen yaptın. Çok mutluyum. Benim küçücük ajansım, ajansımız Can'ın ajansını geçti. Tabii senin sayende. Hadi gel. Anlat bakalım, nasıl başardın? Vallahi sen en başardın. İyi. Yine mi o kız? Sormasaydım keşke. Vallahi çok deli kız biliyor musun? Sen kalk hijyen teftişini baltalamak için fare getir. Fare mi getirmiş? Hı hı. Ne pis çıktı o da ya. Nereden bulduysa fareyi. Neyse, ben bugün için çok heyecanlıyım. Ajan sahiplerini etkilemem lazım. Sürekli ne söyleyeceğimi kafamda kurup duruyorum. Şşş. Sevgilim, sakin ol. İlk kısmını ben hallettim. İkinci kısmı da sen halledeceksin, tamam mı? Ha, güven bana. Her şey çok güzel olacak. Tamam. Peki, senin bana söyleyecek başka bir şeyin yok mu? Ne gibi? Mesela, neden bana çiçek aldın? Ben sana her zaman çiçek alıyorum zaten, değil mi? Yani özel bir nedeni yok. Ha, evet, alıyorsun. Partide ne giyeceksin bakayım? Sırtı açık bir elbise. Giysene bir göreyim. Giymeyeyim, kırışır şimdi. Bence giy. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Kırışırsa? Zaten kırışsın. O zaman geliyorum.